Yeşil Sol Parti 10 yılını geride bırakan bir siyasi parti. 10 yıllık siyasi çalışmaları kapsamında da aslında bileşen hukuku çerçevesinde Halkların Demokratik Partisi'nin bir bileşeni olarak hem özgün faaliyetlerini hem de bileşen olma hukukundan kaynaklı olarak ortak faaliyetlerini yürüttü. Yeşil Sol Parti aslında parti politikaları açısından en belirgin şey 4 adalet kavramı üzerinden yürütüyor. Birincisi aslında kapitalist ve endüstriyel sömürü sistemi karşısında derinleşen bir yoksulluk, işsizlik ve gelir dağılımında çok ciddi bir eşitsizlik var. Bu kapsamda aslında çözüm önerisi olarak da bir iktisadi adalet politikasını esas alıyor. Diğer bir bağlamda yine kapitalist ve endüstriyel büyüme ve kalkınma kapsamında canlı ve doğa hayatının ciddi yaşadığı bir tahribat var. İklim değişikliği ve ekosistemdeki yıkıma dönük olarak da aslında çevre ve iklim adaletini savunuyor. Yine tanınma adaleti bağlamında Türkiye'de özellikle farklı etnik ve inançsal kimliklerin, farklı cinsel kimliklerin tanınması konusunda da bir tanınma adaleti politikasını izliyor. Yine en önemli başlıklarından birisi de aslında katılım adaleti. Özellikle siyasal çoğunluğun önündeki yasal, kültürel, fiili bütün engeller kapsamında Türkiye'nin içinde barındırdığı bütün çoğulcu yapıların, işte farklı etnik kimliklerin, inançsal kimliklerin siyasal hayata kavuşabilmesini, dahil olabilmesini ve aslında demokratik siyasetin zeminini. Bu 4 adalet bağlamı Türkiye'de toplumsal adaletin tesisi açısından çok kıymetli bir yerde duruyor. Biz de bütün politikalarımız aslında bu 4 adalet kavramının hayata geçirilmesi üzerinden planlıyoruz. Yeşil Sol Parti seçim çalışmalarını 10 yıl boyunca, ki neredeyse 10 yılda çok ciddi 8-9 tane seçim geçirdi Türkiye. Bütün seçim faaliyetlerini HDP içerisinde, yani HDP'nin bileşen hukukunda belli bir konsensüsle yürüttü. Ama son dönemlerde özellikle tek adam rejimiyle birlikte açığa çıkan ciddi bir demokratik siyasete ciddi bir saldırı var. HDP başta olmak üzere demokratik siyaseti savunan bütün siyasi partiler, toplumsal kesimler ve çevreler bir abluk altına alınmaya çalışıldı. Bu süreç bağlamında aslında biz yaklaşık 1,5 yıl önce hem demokratik siyasetin daha güçlü hayat bulması hem de demokratik siyasetin olması gerektiği seviyeye kavuşması açısından bir karar aldık. Bu kararımız gereği de aslında yaygın bir örgütlenme gerçekleştirdik. Bunun içerisinde tabii seçime girebilme yeterliliği de vardı. Bugün itibariyle 50'ye yakın il ve 212 ilçede örgütlüyüz. En son YSK tarafından da hani yasal anlamda da seçime girme yeterliliğimiz açıklanmış oldu. Örgütsel anlamda da bir yeterliliğimiz var. Şimdi seçim sürecine girerken HDP'nin yaşadığı Türkiye açısından ciddi bir demokrasi ayıbına da tekabül eden bir şey yaşıyoruz aslında. HDP'nin kapatılma davasını bir hukuki süreç olarak değil de siyasi süreç olarak değerlendirmek yerinde olur. En son HDP'nin yapmış olduğu başvuruda 14 Mart'ta bir sözlü savunması vardı HDP eş başkanlarının. 11 Nisan'a atıldı HDP'nin başvurusuyla birlikte. Şimdi HDP'nin yeniden Anayasa Mahkemesi'ne bir başvurusu var. HDP'nin kapatılma sürecinin seçimlerden sonraya alınmasına dönük. Bunu önemsiyoruz ve Anayasa Mahkemesi'nin aslında bu konuda vereceği kararın da Türkiye'deki demokrasi ve demokratik siyaset açısından kıymetli olduğunu düşünüyoruz. 7 Haziran 2015 seçimlerinde aslında HDP'nin Türkiye adına, Türkiye'deki halklar, farklılıklar ve çoğulcu, katılımcı demokrasi adına kazanmış olduğu başarı, HDP'nin bugün karşılaştığı kapatma da dahil olmak üzere bütün saldırıların temelini oluşturuyor. Belki şunu demek yerinde olur, bugün yaşamak zorunda bırakıldığımız tek adam rejimini engelleyen format aslında HDP 7 Haziran 2015 seçimlerinde yaşamıştı. Ama 1 Kasım seçimleriyle birlikte durum daha farklı bir hal aldı ne yazık ki. Siyaset tamamen tek adam rejiminin her türlü saldırısıyla bir abluk altına girmiş oldu. Şimdi HDP seçime girerken nasıl bir yol izleyeceği tartışmasını hem bileşenleriyle hem de ittifak güçleriyle yürütüyor. PM toplantısında ağırlıklı karar olarak Yeşil Sol Parti ile girme eğilimi açığa çıktı. Bugün MYK toplantıları var, orada bir değerlendirme olacak. Bu kararın ittifakla da ortaklaşması gerekiyor. Çünkü tek adam rejiminin mevcut saldırıları karşısında yaklaşık bir yıl aşkın bir süredir bizim HDP ismiyle içinde yer aldığımız, Türkiye'de sadece bir seçim ittifakı değil, bir mücadele ittifakı olarak kendisini ifade eden Emek ve Özgürlük İttifakı var. Dolayısıyla ilgili bütün kurumların ortak kararını önemli buluyoruz.
Biz örgütsel yeterliliğimizi tamamladığımızda HDP'nin bir bileşeni olarak eğer seçim sürecinde bir sorumluluk düşerse almaya da hazır olduğumuzu ifade ettik. Ama dediğim gibi bu kurullardan kararlar netleştikten sonra seçim konusunda sorumluluğu almaya hazırız. Bu çalışmaları tabii ki Yeşil Sol Parti olarak tekil yürütmeyeceğiz. Hem HDP'nin bileşenleri hem de ittifak güçlerinin ortaklaşması dahilinde nasıl bir mücadele ortaklığı tarif ettiysek yine seçim çalışmalarını da bu ortak ittifakla, ortak akılla yürütmeye devam edeceğiz. Uzun bir süredir aslında bir çoklu kriz tanımı yapıyoruz. Hem Türkiye açısından hem de dünya açısından ifade etmek gerekir. Bu çoklu krizler karşısında sadece siyasi partilerin değil aslında bu krizlere maruz bırakılan bütün toplumsal kesimlerin de bir arayışı var. Aslında bu arayışın kendisini üçüncü olarak tarif ettik. Bugün Türkiye toplumunun tek adam rejimiyle birlikte yaşamış olduğu ekonomik, ekolojik, hukuki şiddet ister istemez hem siyasi partiler açısından hem de toplumsal kesimler açısından yeni bir yolun mümkün olduğunu ifade etti. Sistem dışı aslında mevcut sistemin dayattıklarına karşı sistem dışı bir arayışı da ifade ediyor. Bizim açımızdan bir siyasetin yaşam bulması onun ne kadar toplumla bütünleştiğiyle alakalı bir durum. Bugün AKP-MHP ittifakının özellikle 20 yılda yürütmüş olduğu politikalar toplumda şöyle bir yakınlaşmaya, şöyle bir ortaklaşmaya sebebiyet verdi. İktidarın, devletin bütün mekanizmalarıyla kurduğu ilişki bir ötekileştirme ilişkisiydi. Yani toplumla kurduğu ilişki bir ötekileştirme ilişkisiydi. Sadece işte tarihsel olarak Kürtlerin, Alevilerin ya da farklı kimliklerin değil, bugün ekonomik şiddete, hukuksal şiddete, ekolojik şiddete maruz kalan bütün toplumsal kesimler iktidar karşısında ve devlet karşısında bir öteki kimlik olarak duruyor. Şimdi aynı merkezden gelen bu saldırılar karşısında da aslında toplumda ortak hareket etme, ortak bir kazanımı elde etme şeyi var, motivasyonu var. Ve dolayısıyla toplumun siyasete müdahale ettiği bu biçime, bu siyaset etme biçimine biz üçüncü yol diye tarif ediyoruz. Çünkü AKP-MHP şahsında topluma yaşatılan şeyler aslında iktidarın halka, topluma reva gördüğüdür. Gerçeklik bu değildir aslında. Ekonomik anlamda ciddi bir eşitliğin, inanç ve etnik kimlik anlamında ciddi bir özgürlüğün, şiddetsiz bir ortamda kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesinin, doğanın tahribatının olmadığı bir dünya, bir ülke, bir toplumsal yapı mümkün. Ve üçüncü yolda aslında bir anlamda bunu tarif ediyor. Toplumun kendisinin nasıl bir geleceği öngörüyorsa o geleceği yaratabileceği mekanizmalar. Belki özü itibariyle aslında toplumun siyasete, siyasetin de bütün mekanizmalarıyla topluma aktığı bir yol tarif ediyoruz. HDP ile birlikte biz de aslında üçüncü yolun savunucusu olarak kendimizi siyasetten ifade ediyoruz. Politik olarak da o hattayız. Bunun imkanları var mı? Var. Türkiye'de toplumdaki açığa çıkan en büyük talebin bir değişim talebi olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Bu değişim talebi